erkeklerle kadınlar niye anlaşamıyorlar? Niye sorun yaşıyorlar? Çünkü hayata aynı gözlerle bakmıyorlar. Algıları aynı değil. Aynı konularda farklı görüyorlar, farklı düşünüyorlar, farklı değerlendiriyorlar. Bunu anlamadan anlaşma şansımız yok. Bugün sizler için harika bir video hazırladım. Kadınlar ne ister? Erkekler ne ister? Nasıl aynı olaylara farklı bakıyorlar? Ben bunu sizlere göstermek istiyorum. Bu videodan sonra eşler birbirini daha iyi anlayacak. Çözeceksiniz birbirinizi. Hadi hocam ya. Kadınlar hayatta çözülmez. Ben 30 yıldır evliyim. Hanımı daha hiç anlayamamışım. Bu videodan sonra kısmen anlamaya başlayacaksın. Hocam uzatma. Ver hemen. Tamam, hemen veriyorum. Kadınlar ne ister? Erkekler ne ister? Bir, erkekler ne ister? Övülmek ve takdir edilmek ister. Hocam veriyoruz gazı, ondan sonra şımarıyor adamlar. Erkek, kadının ona ihtiyacı olduğunu bilmek ister. Kadın ne ister? Haklı görülmek ister. Görüyor musunuz arada farkı? Birisi övülmek, takdir edilmek istiyor, diğeri haklı görülmek istiyor. Çoğu kadın haklı çıktığı anda dayanamaz. Ben sana demedim mi? Söylemiştim ben sana. Haklı çıkmak kadın için çok önemli. Takdir edilmek, övülmek erkek için çok önemli. Şöyle düşünmeyin. Översem bu adam şımarır. Zıvanadan çıkar. İnanın övülen adam kendini kim övüyorsa ona bağlanıyor. Akıllı kadınlar bunu biliyor. Erkeği elde tutmayı sağlayan sihirli cümle ne biliyor musunuz? Sen olmasan ben ne yapardım? İyi ki sen varsın hayatımda. Allah erkek var ya bu cümleye dayanamıyor. Sen şımarır diye söylemiyorsun başka bir kadın bu cümleyi biliyor ve ona karşı kullanıyor. Sen olmasan ben ne yapardım? Allah fır dönüyor artık etrafında. Ben olmasam bu ne yapardı? Güçlü hissediyor. Onun ona ihtiyacı var. Erkek Gururlanıyor. Bu onun hoşuna gidiyor. Onun için bu sihirli cümleyi başka kadın ona söylemeden önce siz ona söyleyin. Sen olmasan ben ne yapardım? 2- Erkek güven ister. Kadın güvence ister. Görüyor musunuz aradaki farkı? Erkek kendine güvenildiğini bilmek istiyor. Ben sana güveniyorum. Sen yaparsın ve yardım etmek zayıf gösteriyor erkeği. Onun için yardım istemiyor. Ben kendim çözerim. Ben çözeceğine inanıyorum hayatım. Ver gazı. Hocam hayatımız adamlara gaz vermekle geçti. Ne yapalım? Adam öyle çalışıyor. Kadın güvence istiyor. Güvende olduğunu hissetmek istiyor. Onun için kadına ayrı bir hesap, güvenebileceği bir eş, fiziksel olarak güzel bir ortam maddi olarak iyi şartlar, ben güvendeyim diye düşünüyorsa, kafası rahatsa kadın daha mutlu, daha huzurlu. Ve o mutlulukla beraber seni de mutlu eder. Kadın mutsuz ve huzursuzsa sen de mutsuz ve huzursuz olursun. Bunu da görmen lazım. 3. Erkek güler yüz istiyor. Kadın güzel söz istiyor. Erkekler görsel. Onun için Eve girdiği zaman hoş geldin hayatım gülümseyen tebessüm eden bir yüz. Ondan sonra görsel anlamda eşine güzel görünen, o güzel görünme çabasıyla eşini etkileyen bir kadın. Güzel giyinmiş, güler yüzle eşini karşılayan ve öyle görünen bir kadın erkeği mest ediyor. Kadınlar ise güzel söz. Onun için seni seviyorum. İyi ki benim eşimsin. Bir sarılma, bir kucaklama. Bir gelince yanağına bir öpücük kondurma, o geldiği zaman ona sarılıp seni özledim hayatım, hoş geldin deme. Yani bu sözel ve dokunsal olarak kadının ne kadar değerli, önemli, iyi ki hayatımda sana hissettirebilen bir erkek eşini mest eder. Bak benden söylemesi. 4. Erkekler ne ister? Kabuğuna çekilme ihtiyacı Kadınlar ne ister? Her an beraberlik. Hadi gel anlaştır sen bunları. Şimdi erkekler eve geldiği zaman, ilk eve geldiklerinde 20 dakika, 25 dakika kafalarını toparlama süreçleri var. Bu dönemde adam gelip hiç konuşulmadan, iletişime geçilmeden şöyle bir çekilip kendi içine dinlenmesi lazım. Televizyon izliyor. Yemin ediyorum televizyon izlemiyor. Televizyonunu izliyor kafa hala dışarıda o gün neler yaptığını şöyle bir süzmeden, düşünmeden, bunları bir değerlendirmeden kendi içinde rahatlayamıyor adam. Onun için adamın kendi kabuğuna çekilme ihtiyacını kadınlar görmeli. Geldim adam geldi, ver eline gazeteyi kumandayı, bırak adam kafasını toparlasın. Sık boğaz etme adamı, bırak rahatlasın. Çünkü onun kabuğuna çekilme ihtiyacı var. 20 dakika, 25 dakika. Daha sonra gel, daha sonra konuş. Ama kadınların da her an beraber olma ihtiyaçları var. Onun için erkekler eve geldikten sonra kafalarını toparlar toparlamaz eşlerin yanına gelip güzel sözler söyleyerek ona dokunarak hayatın ne yaptın, nasıl gitti, çocuklar nasıldı, eğer kadın çalışıyorsa işin nasıldı. Konuş bunları. iletişim halinde ol. Onunla ne kadar etkileşimde olursan o kadar sevildiğini hissediyor. O kadar değerli ve önemli olduğunu hissediyor. Tamam mı? Bak benden söylemesi. 5. Erkek ne ister? Yemek içmek. Kadın ne ister? Şefkat ve anlayış. Erkek için aşka giden yol mideden geçer. Bir hanımefendi dedi ki hocam diyor bizim yol o Adam diyor paso gece gündüz yiyor. Dayanamıyor yemeye. Yeme içme. Erkeklere yedirin için bakın adamlara mutlu olurlar. Sizi de mutlu ederler. Kadınlar şefkat ve anlayış. Gerçekten kadın için anlayışlı, hoşgörülü, onu aşağılamayan, ona saygı duyan, ona değer veren bir eş kadını mutlu ediyor. Kadının değerli olduğunu, önemli olduğunu hissetmesini sağlıyor. Gecenin bir yarısında adam kızmış eşini kapının önüne gecelikleriyle bırakıyor. Hayvanlık bu. Yürü diyor. Nereye gidersen git. Nerede şefkat? Nerede anlayış? Bununla ilgili mesajlar geliyor bana. Böyle bir adamdan eş olur mu? Bir insan gecenin ortasında gecelikleriyle eşini sokağın ortasına kapının önüne nasıl koyar? Bu nasıl bir kafa, nasıl bir anlayış? Şefkatten yoksun, anlayıştan yoksun bir insan ve bu insanla yaşayan bir kadın nasıl mutlu olsun? Onun için Kadın için en önemli değer şefkatli ve anlayışlı bir eş. Eve girdiği zaman huzur duyduğu, eve girdiği zaman kendini güvencede hissettiği, mutlu hissettiği şefkat dolu bir eş. Bundan daha değerli bir şey yok. 6. Erkekler ne ister? Beğenilmek. Kadınlar ne ister? Eşi tarafından beğenilmek. Bak aradaki farka bak. Eşim beni beğensin, beğendiğini belli etsin, hissettirsin. Kadın saçlarını boyatmış, adamın karşısında geziyor, dolaşıyor, fark etsin diye. Beğenilmek için, güzel sözler duymak için. Adam da diyor ki ne dolanıp duruyorsun sen öyle? Var mı bende bir değişiklik? Yok diyor aynısın. E saçlarımı boyatmıştım. E görmemiş bile, fark etmemiş bile. Elbisesini fark etmek, saçını fark etmek. Ondaki değişiklikleri görüp ona iltifatta bulunmak. Kadın bunu istiyor. Tabii kaç tane erkek bunu yapıyor? Beğenilme isteği hem erkekte hem kadında var ama erkek beni beğensin, kim beğenirse beğensin derken kadın beni eşim beğensin diyor. Bunu görün. 7. Erkekler ne ister? Onay. Kadınlar ne ister? Bağlılık. Ya erkekler onaylanmak istiyor. Sen yaparsın. Ben sana güveniyorum. Ben sana inanıyorum. Desteklenmek. Ama kadınlar ben sana bağlıyım. Ben seni aldatmam. Bana güvenebilirsin. Ben her zaman senin yanındayım. Diyen bir adam istiyorlar. Eşlerinin kendilerine bağlı olduğunu bilmek istiyorlar. Erkekler bunu yapabiliyorlarsa kadınlar mutlular, yapamıyorlarsa mutsuzlar. Tamam mı bak benden söylemesi. 8. Erkekler ne ister? Teşvik ister. Kadınlar ne ister? Erkeğin sorumluluklarını yerine getirmesini isterler. Erkeklerle ilgili şikayetler var. Ama teşvikle beraber erkekler toparlanabilirler. Bak benden söylemesi. Allah aşkına onunu çıkardığın gibi yere niye bırakıyorsun? Buradan alacaksın, kirli sepetine atacaksın. Çorapların nerede? Ne arıyor orada? Sürekli yapmadıklarını görüyoruz, yakalıyoruz ve bunu söylüyoruz. Bu yanlış. Onun yerine yaptığında görelim. Diyelim ki çamaşırlarını kirli sepetine attı. Takdir et, teşekkür et, ödüllendir. Hayatım, teşekkür ederim. Kirli sepetine atmışsın çamaşırlarını. Çok hoşuma gitti. Ödül, gel yanağına bir öpücük. Onun için çözüm, erkeğin yapmadıklarını, hatalarını, kusurlarını bulmak değil. Yaptığı güzel şeyleri yakalayıp, istediğin şeyleri yaptığı anda takdir edip, teşekkür edip ödüllendirmek. Hüner burada. Akıllı kadın bunu yapar. O zaman erkek ne istiyordu? Teşvik edilme duygusu. O teşvik edilme duygusuyla beraber de erkek senin istediğin noktaya gelir. Bak benden söylemesi. Ama erkekler de şunu görmeli. Sorumluluk sahibi erkek istiyor kadınlar. Ben gerçekten eşime güvenebilmeliyim diyor. Benim zor durumumda benim yanımda olmalı, bana destek olmalı diyor. Bunu yapan sorumluluk sahibi erkeklerle kadınlar daha çok gurur duyuyor. Daha çok seviyorlar, daha çok bağlanıyorlar. Bak benden söylemesi. Evet arkadaşlar, gördünüz mü? Ne istiyoruz, ne bekliyoruz, tabii ne buluyoruz? Bu konuda sizler neler yaşadınız, neler yaşıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Youtube kanalını takip etmeyi unutmayın. Zil var zile de tıklayın. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.